challenge'ı gece 2'de yap, bebeler ve ghostçılar. Yok ya, hiç sorun değil. Bir maç sadece, büyük ihtimalle şansa bir araba falan buldu. O şekilde geldi. Hiç olmaz. Teneksiz oyuncu onlar ya. Bir oyun vurur, ikinci oyun ölür. Üzülme mi Tom'u? Ne üzüleceğim ya? Melih 3 lira bağış yapmış. İyi yayınlar ve bir bağış daha. Melih demiş ki iyi yayınlar abi, yeni bilgisayarın kaç lira tutmuştu? Acaba bir de aşağıdaki ekipman kısmını güncelledin mi? Bir de yüksek ayarlarda ortalama kaç FPS alıyorsun? Sadece kasası 5000 lira tutmuştu. Yüksek ayarlarda ortalama 100. Pleasant'ta yayın içerisinde 80'e falan düşüyor. Maksimum 70'e düşüyor mahallede. 75-76 oluyor sanırım, yanlış bakmadıysam. Artık bakmıyorum çünkü kapattım, çok dikkatimi çekiyor. İyi yani. Ortalama 100 FPS alıyorsun. Mesela böyle bir yerde 150-160 alırsın rahat. Çok rahat. Afaj ise 2 lira bağış yapmış. I love you Mito, I love you Mito, I love you Mito demiş. Çok teşekkür ederim. Seviyoruz hocam seni. Bir oley be der misin demiş. Oley be, Afaj be. Hype. Hayup. Abi D8'den aşağı atıyor. Seni neden uzun evler tarafına D9 inmek yerine orta gidiyoruz? D8'den aşağıya atıyor seni. Neden uzun evler tarafına D9'a inmek yerine north'a gidiyorsun? Şu anda ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Şu an aslında buraya inmek istemiştim. Geç fark ettim çok sis olduğu için. Geç fark ettiğim için de düzgün bir iniş yapamadım. Ama normal şartlar altında eğer şeyde spawn ederse beni D8 taraflarında D9'a iniyorum. Neden tuvalete bakmıyorum? Çünkü tuvalette pek bir şey çıkmıyor burada. Bir konver çıksa bari hızlı hareket etsek güzel olurdu ama maalesef böyle bir şey henüz mümkün değil. Oyun biraz geç açılıyor. Adamlar paraşütle inerken ben 5-6 saniye sonra inmeye başlıyorum. Loading ekranına çıkıyorum. Nedeni ne olabilir? Daha iyi bir bilgisayar alabilirsin. Ya da VSNC'yi kapatabilirsin. Tikini kaldırabilirsin. SSD'yi alabilirsin. Yeni challenge R380 bulma challenge. Aynen. Sadece bulsak yeter şu anda. Magnum falan bulduk ya. Her yerde pistol bir de. Buradan aşağı gideceğiz. Büyük ihtimalle ben aşağı gidene kadar birisi arabayla gelip vurur ama olsun. Şansımızı deneyebiliriz. Or single GPU ne işe yarıyor? İki tane ekran kartım varsa sadece bir tanesiyle oyunu çalıştırmanı sağlıyor. Yani SLI yapmadıysan gerek yok onu bilmene, demene. Pek bir şey değişmiyor.
Oyun nasıl bir şey anlamadım. Ben hemen anlatayım. Şu haritamız. Şu harita. Bu haritanın herhangi bir yerinde başlıyorsun oyuna 150, 157 kişi falan. Maksimum 160 oluyor galiba. Ama yere inene kadar bir 140 kalıyor. O 140 kişi yerden silahlar buluyor. İşte arabalara binebiliyorsun. Ne bileyim çelik yelek, kask bulabiliyorsun korunma amaçlı. En sona kalmaya çalışıyorsun. Açlık oyunlarını izlediysen aynı mantık. Sona kalan kazanıyor. Kazanınca da pek bir şey gelmiyor. Kazanmış oluyorsun. Dashi ve Ux 2 lira bağış yapmış. İnşallah doğru telaffuz ettim. Çok teşekkür ederim. Aa, en sevdiğim yayıncı demiş. Parantez içinde de klişe demiş. Ne haber Mito demiş. İyiyim Dashi ve Ux. Bugün araba challenge'ını ikinci oyunumuzda kazandık. Şimdi de R380 challenge'ına geçtik. Bakalım R380 challenge'ında nasıl maceralar yaşayacağız. Bugün biteceğini pek sanmıyorum. Ama uğraşıyoruz işte. Bakalım. Çünkü zor. Bir oyunun sonunda kalabilsem öyle kestirebilirim ne kadar süreceğini de. Oyunun sonunda kalamadık henüz. Çünkü en sonunda nasıl bir hissiyatta olacağım bilmiyorum R380'le. Mesela geldi. Oh, no my friend. Bu ele de verirsek bire normal BR'ye gir, stres atalım sonra devam ederiz challenge'a. Yok ya. Ben challenge olduğu zaman hemen bitirmek istiyorum challenge'ı. Yardıma gelmeyin bu arada. Challenge'da yardım kabul etmiyorum maalesef. Zaten geldim yani. Bulurum şimdi bir şeyler. R380 alayım mı bu arada yerden? Onu söyleyin sadece. Çünkü R380 bulma challenge'ı da R380'de kazanma challenge'ı. Gerçi bulduk yine de. Alayım mı hatta R380'leri almayayım? Size bırakıyorum. Arabayı almam bir kere. Araba çok avantaj sağlayacak da R380 çok bir avantaj sağlamayacak. Arabayı almam. Al, tamam. TCK 2 lira bağış yapmış. Çok teşekkür ederim. Selam koca yürekli R380 kullanan adam. Sana oyunlarında başarılar diliyorum. Kanser olma please. İyi yayınlar. Bir dahaki aya da abone olacağım inşallah. Abi bir de kameran asaymış. Abi bir de kamera neden açmıyorsun? Nur yüzünü görelim. Çok merak ediyorum senin yüzünü. Oley be Mito be demiş. Çok teşekkür ederim bağışın için ve dileklerin için TCK. Kamerasız yayın yapmanın daha rahat olduğunu düşünüyorum. Onun için kamerasız yayın yapıyorum. Her gün soruyorlar neden kamera açıyorsun diye. Her gün ben de cevaplıyorum. Elbet bir ara yine açarız ama ne zaman bilmiyorum. Bir deneyeceğim. Tamam, pingim var sandım da yokmuş. Telden giriyorum. Ekrana koymamışsın challenge'ın. Ne olduğunu söyler misin? R380. R380 ile kazanmaya çalışıyorum şu anda. Bayağı bandajlık eşyamız olmuş. Güzel yerde bitiyor oyun. Gerçi şu anda bulunduğumuz yeri düşünürsek. Güzel ya, güzel. Güzel güzel. Benim amacım genellikle gazın içinde first aid falan toplamak. Onun için onu kestirmeye çalışıyorum. Ne yapabilirim diye. Wooden Arrow Challenge yapsana güzel olur. Olur da bitmez o challenge. Tamam R380 bir nevi bitebilir ama yapılabilir challenge'ları yapmak istiyorum. Wooden Arrow'la son adamı öldüremezsiniz. Evet, çok zor. Ve sıkıcı olacak yani. Ben aslında eğlenceli challenge'lar istiyorum. Mesela R380'i yapmamamın bir diğer sebebi de şu anda olduğu gibi az çatışmaya girmemiz. Bu arada benim arabaya biri bindi. Şu anda ölebiliriz.
Ase sen bu git artık. Ase git. Ha, mermi. Artık mermiye ihtiyacım yok bu arada. Niye çıkarttım ya? Mermim yeteri kadar oldu. Yani şu oyunda 30 belki de 40 tane mermi yeter diye düşünüyorum. Bu kadarı fazla oldu artık. 75 tane. Yine de teşekkür ederim. Bu arada sadece araba içinden adam vurarak challenge yapsana. Güzel fikir olabilir. Aritüs R15'i neden almadım? Çünkü şu anda challenge yapıyorum. Başlığa bakarsan görebilirsin. R380 challenge yapılıyor şu anda. Sadece R380 kullanarak kazanacağım. Yani R380. Ya bu çok hızlı değiştiriyor. Benim çok hoşuma gitti ya. Şeydeki QQ'ya benziyor böyle. Counter'da QQ yapıp silah değiştiriyorsunuz ya. Onun gibi. Ben ona da takıntılıyımdır. Sürekli QQQ yaparım. Da aynı şekilde. Paraşütle düşerken ben yere çakılıyorum Mitrein. Yerin altına mı giriyorsun? Eğer öyle oluyorsa pingin vardır. Bir de yere tam ineceğin esnada, yere değeceğin esnada yakınken mesela basma hiçbir tuşa. Düz bir yere inmeye çalış. Şu an tek temennim burada kimsenin gelip beni bulmaması. Çünkü loot yapıyorum. Rahatsız edilmek istemiyorum. Düz atlamadığı yerden ters atlıyor ya. Bu oyunun mekanikleri mükemmel. Jims jump yaparken adam vurma challenge'ı. What the fuck? O ne ya? Böyle bir camdan çıkartıp elimi duf 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 yapıp orada da çatıya ineceğim galiba. Tamam, bu arada yeteri kadar bandajımız oldu. Artık sadece first aid'e ihtiyacımız var. Du. Aha, en çok ihtiyacımız olan şeylerden biri şu anda. Burada o. Ben 380 skin istiyorum. Çıplak win challenge. No kask, no armor, no kıyafet. Kasksız çok zor olacak. Çünkü ben genelde kafaya yiyorum mermi biliyorsunuz. Yani artık challenge'larımız kalmazsa böyle elimizde yapacak pek bir şeyimiz olmazsa onlara da vakit ayıracağım ama şu anda daha yapacağımız çok challenge var. Ya challenge fikri atmanıza gerek yok. Ben zaten fikirler biterse elimde size söylerim. Derim ki şimdi ne challenge yapalım. Böyle oylama yaparız. Hangisi çok oy alırsa onu yaparız. Ama şu anda yeteri kadar var zaten, merak etmeyin. Sarı dikenli skin'e boyasana kaskı. Yok bende o maalesef. Beklediğimiz an. Gaz. Aa, bu arada az önce base pack vardı, almadım. Şimdi fark ettim çünkü olmadı base pack'im. Yoldan gideyim. Arabalar olabilir. Ase artık git. Neler mi var aklımda? Var işte ya. Çok şey var. İki first date mi kaçırdım? Hadi be. Lan birini şuradan alalım.
Spawn olmamış. Bak. Tepe bölümü yukarıya çekeceğim. Çektim. Plaj yapmışlar ya burayı da. Afak. İnşallah burayı kimse lootlamamıştır. Benim amacım burayı lootlamaktı ki lootladıklarını pek düşünmüyorum. O da waste pack'ti. Bak yine almadım. Çıkarken alayım. First aid'ler nerede? Üç tane scrap oldu. Öne çıkartayım ben ya. Buradan atlaya atlaya vakit kaybedeceğiz. Oley ve demeden bir yer kazanabilir misin? O ne demek ya? Peki. Burada eğer first aid yoksa toplamışlar buradaki first aid'leri de bu oy keleş. Ay keleş. Aha, tamam. Artık her 380 mermisi almayacağım çünkü çok oldu. Bu kadar mermiyi sıkacak yer bulamayız yani. Askımız iki tane var yedek güzel. Dumpy izlemez olur mu ya? Burada acı çekmemi izliyor Dumpy oradan. Kazanın içinde boğdu gencecik çocuğu. 80 de yeter artık yani. Ya şu hıza bak, çok eğlenceli. Keşke normal silahları da böyle hızlı değiştirse. Çok hoşuma gitti ya. Burada bu kadar az first aid bulmamam lazım. Daha fazla bulmam lazımdı benim bu arada. Aa. First aid yok. Birisi itinayla first aid'leri lootlayıp kapıları kapattı galiba. Bu arada hep first aid olurdu işte. Burada da yok. What fuck? Buraya hep takılıyorum ve bir gün öleceğim ben burada. Ölünüyor galiba orada. Sabahtan beri USB aygıtı hatası alıyorsun. Google mesela, değil mi? Vallahi yok ya. İmdat! First aid bulamıyorum. Ve son evlerde olurdu hep first aid. İlk evlerde pek olmazdı. Şimdi ilk evlere kaldık. Bakalım. Bu evde çıkmalı mesela. First aid bayağı. Bir mi? İki. İki. Hadi 3 4 olsun. 3. 4 olmadı, 3 oldu. Neyse. Hiç yoktan iyidir. Aa, belki şurada da vardır, bir saniye. Yes, 4 oldu, tamam.
fuck? Of. 17 kaldı bu arada ve güzel, güzel yerde küçülüyor. Güzel. Oh, sonunda şurada bir tane bulabildim. Az önce baktığım bütün evlerde şu anda first aid'i bulduğum yerde first aid olmalıydı ama yoktu, bulamadık. Very interesting. This is a very interesting. Ne çıkayım ya? Yani gözümde büyüdü yolda. First aid bulursak güzel olur. Ki burada first aid genelde olur. Evet, yok. Evet, yine yok. Burada da yok. Burada zaten olmaz. Keleş var. Burada. Burada da yok. Çok güzel. Ben artık çıkıyorum ya. Yani ne çıkmayayım, dur. Son evlere de bak. Çıkıp ne yapacağım çünkü onu düşündüm. Çatışmayacağıma göre. Çıkmama şu anda gerek yok. Şu anda 13 tane kalıyor bunu bastıktan sonra. Yani şu evlerde bir 3-4 tane daha bulsam yeter. Özellikle şu sağdaki evden ümitliyim. Arabasız Vin'i evet aldım. İkinci oyunda aldık bugün. Nice. Oh, 3. Daha fazla olacak biliyorum. 3, 4, 5, 6 mı? 5. Yes, 6. Bir evden 6 tane. Bakalım şeyde var mı çamaşır makinesinde. Shit. 7. 7 first day çıktı sadece bir evden. Bir de burada çıksın zaten, tamam. Vay be, 7. 7 büyük rakam. Şurada da oluyor genelde. 8 mi basayım? Bastım. Aa, burada çıkmamış. First aid'lerin neden çıkmadığını anladık. Çünkü 7 tanesi bir evdeymiş. Hepsini bir eve koymuşlar ya. Eczaneye girdik, evet. Burada yok. Burada yok. Aa, varmış. Tamam, şu anda zaten 21 tane first aid'imiz olmuş. Yeter. Bandajlarımı yapacağım. Ama yola çıktıktan sonra yapacağım bandajları. Hop. Hayt. Hayt. Bu arada arabanın kondisyonu 89. Benzinimiz kaç tane? 3 tane. Ben bunları hiç dikkat etmedim. Pleasant yakın. Ha. Peki peki peki. Olur. Dağınık evlere gitmelisin bence. Güvenli bölge burası. Ben buraya gitmeliyim. Çatışma sesi duydum galiba. Neden? Burası çıktı mı güvenli bölgeden ama? Güvenli bölgeye giriyor mu üzerine? Yani? Ben az önce bir çatışma sesi duydum. Gazın ortasında. İki ghost birbirini mi yedi acaba? Ya bu oyunda da şey challenge'larda böyle son 2'de son 3'te ölmek çok koyuyor ya. Çok yakınsın böyle. Ölüyorsun ve baştan başlamak zorunda kalıyorsun. Onun için sona böyle ilerledikçe bir heyecan basıyor. Heyecan değil de böyle bir korku basıyor ya. Ölecekmişim gibi. Ben bunu tavsiye olarak algıya bir zamanla timeout dediğim için bile yeni hesap açtığım vitrini artık izlemekte tereddüt ediyorum. Bu oyun değişikliği ile ilgili biraz CS, biraz ne bileyim, sevilen ve senin de sevdiğin bir oyun varsa oynasam. Sen H1Z1'den sıkılmışsın ama hala çok fazla izleyicisi var. Gördüğün gibi şu anda 874 kişi izliyor.
Ve ben de başka oyunlar oynamak istiyorum zaten yayında. Fakat ne zaman ben başka bir oyuna geçsem bu 800 kişinin 600'ü gelecek bana diyecek ki lütfen H1Z1 geç. Ben de tabii çoğunluk ne istiyorsa ona geçeceğim. Yani buradan çıkaracağın sonuç insanlar H1Z1 izlemek istiyor büyük çoğunluk. Büyük çoğunluk H1Z1 izlemek istediği için de bir de konuşursam ben de H1Z1 oynamak durumunda kalıyorum. Çünkü ana oyunumuz H1Z1 bizim. Bazen oyunda sıkıntı oluyor, işte disconnect oluyoruz, crashlıyoruz, bir şeyler oluyor. O zaman counter'a geçiyoruz. Ama çoğunluk H1Z1 diyor. Bak H1Z1 geç mesela. Bak H1Z1 oynarken bile H1Z1 geç diyorlar. O kadar çok seviyorlar H1Z1. Doyamıyorlar. Yok iki ekranda da H1Z1 aç diyor bana. Lütfen full olsun. Ama şöyle yapacağım. Bu arabayla gireceğim şehre. Benzini çok çünkü benzin basmak istemiyorum diğer arabaya. Yeni bir jip, yeni bir polis arabası bulursak efsane güzel olur. 9 kişi kaldı. Üstteki de yok. First aid de bitti. Bu arada alan küçüldükten sonra gaz vurmaya başlayacak. Onun için birazcık daha temkinli olmalıyım. Aynı anda iki yayın açıp iki PC'den iki birincilik aldım. Oh. Çok güzel olurdu yalnız ya, değil mi? Ki yapabilirim. Düşündüm şu an. Yapamam. Tek internetle iki yayını nasıl vereceğim bilmiyorum. Veremem galiba. 1500 bitrate falan verirsem verebilirim diye düşünüyorum ama. Buralarda araba yok. Ya birinde çok fazla ping. Yani iki tane yine bilmiyorum olmaz belki de. Tamam, eğit basıyorum şimdi, merak etmeyin. Bu gazda ölmeyiz. Henüz ölmeyiz tabii. Burada da yok. Şuradaki pick-up varsa pick-up'la dönelim bari. O da yok. İleride bir jip oluyordu, ona bakacağım. O da yoksa artık döneceğim. Allah, kendi arabama. Evet, direkt dönüyorum. Bu arada ben böyle oynadığım oyunlardan birinde şey alacağım galiba. Hiç adam öldürmeden bir yer kazan challenge'ını da barını açmadan tamamlayabilirim. Çünkü hep sona bırakıyoruz. Son ikinin de yani son üçteyken kalan diğer iki kişinin de çatışmasını bekliyorum genellikle. Durum böyle olunca onlar birbirini vurduğu zaman kazanacağız. Eğer toksiğin içinde dolanan sizi görünce inmeyen biri varsa o acemi ghost'tur. Merak etmeyin siz olduğunu anlamaz. Eğer toksiğin içinde sizi görür bir anda inip vuruyorsa o profesyonel ghostçudur. Mermisi bitince bomba atıp öldürün. Eğer toksikten çıkacağınız yeri hesaplayıp tam sınırda bekleyen biri varsa o bu arada bereli ghosttur. Merak etmeyin o silver. Bu arada attap yaptım ondan gitti oyun. İyiymiş. Haydin hep beraber kümeste cork cork bir ses var. Cork cork cork. What the fuck? O ne demek ya? Şimdi gidip bütün benzinleri o arabaya basmak zorunda kalacağım. Belki şunda benzin vardır. Çok iyiyim ya. Kokusunu aldım var ya. Benzin koktu çok fena. Bandaj mı? Bandajları yaparız. Bandajların bir acelesi yok. Bu arada 6 kaldı ve alan küçüldü baya.
Polis arabası var ve kondisyonu az. Bu birazcık beni rahatsız ediyor. Çünkü engebeli bir alanda bitecek oyun sanırım. Şurası engebeli olmalı. Ve polis arabası da herhangi bir tümseye çarptığında sekiyor ve hasar alıyor. Ayrıca biri de tararsa benim arabamı çabucak kondisyonu düşebilir. Ay. Çok heyecanlı. Bu arada gaz vurmaya başladı, evet. Çok güzel. Hızlıca gazdan çıkmamız gerekiyor şu anda. Bir saniye, gazdan çıkmayacağım. First aid'in bitmesini bekleyeceğim. First aid'in bittikten sonra yeni bir first aid basıp gazdan çıkacağım. Bu arada bunları basarken bir yandan da craftlayalım. Çünkü şimdi çıkarsam eğer ve çıktığım zaman çıktığım anda first aid'im biterse hel temas şekilde güvenli bölgeye girmiş olacağım ve bu sayede adamlar beni first aid basarken vurabilecekler. Buna imkan vermeyeceğim. Öncelikle health'im fullken bir tane first aid basacağım, sonra çıkacağım. Evet, çıktı. Bitti yani. Let's do this. First aid'i bas. Let's go. Let's go. Aa, bu kadar uzak olduğunu bilmiyordum ya. Ama yine de çıktıktan sonra first aid'imiz basılı olacağı için. Wow. Hiç ateş etmeyeceğim. Hiç şu anda. Şu anda full fokus olmam lazım. Geldiğimiz yer bu taraftı. Burada bekleyeceğim. Burada beklersek arkadan adam çıkma olasılığını azaltırız bayağı. Dedim her bittiğimde first aid basmak zorundayım. Aserip. Şimdi benim iki tane oh shit adam akıyor. Aha. 1v1. Çok da akamadı adam. Şimdi şöyle bir risk var. Adama rushlayıp da mı sıkacağım yoksa uzaktan mı? Uzaktan sıkmam lazım çünkü keleşi var. Rushlarsan beni yok eder. Burada mı acaba? Keleş olması çok kötü oldu ya. Uzaktan da yakından da avantajlı taraf o. Hadi be, şu öldürseydi ne güzel olurdu. Rushlayıp yapamam. Rushlayıp keleşe karşı win alamam. Çünkü eğer çelik yeleği varsa rushlayıp 7 mermimi de tuttursam bile ölürüm. Ki ben 7 mermiyi sıkana kadar büyük ihtimalle beni öldürür o adam. Dumpy hazır mısın Dumpy? Dumpy keleş olmasaydı korkabilirdin ama şu anda adamın keleş olduğu için çok ümidim yok benim. Ha, gördüm. Vurdum bu arada birkaç defa. İşte böyle çat atılır Dumpy. Get wrecked! Get wrecked! Oy, ne heyecan attım be! Woo! Get fucking wrecked! Yes! Yes! The power of R2 system. Ah.
İki headshot gitti üst üste. Ne vurdum be? Bilerek buraya gittim bu arada. Bu adam çünkü buradan bana ateş ederken kendi kafasını görüyor. Bakın taş burada, ben buradayım. Kendi kafasını gördü. Ama ben onun direkt kafasını görebildim. İşte bu taktiktir. İşte bu. Mitrayın. Asın lan bayrakları. Asın lan. Yes. Bir kill win. Of. Sona kaldığımız ilk oyunda Aritmetik sesini kazandım ya. Helal be. Helal be.